Merhaba. Merhaba. Ben İpek Filiz Yazıcı. Ben Mert Ramazan Demir. Sizlerden gelen soruları yanıtlamaya geldik. Hadi başlayalım o zaman. İpek, Mert nasıl bir partnerdi? Peki Mert, İpek ile çalışmak nasıldı? Biz çok güzel çalıştık. Gayet güzel nefisti. Partnerliğimiz vardı. Evet. Çalışkan, disiplinli bir arkadaşımız kendisi. İpek de aynı şekilde öyle. Zaten filmden önce bizim böyle bir beraber oturup çalışma zamanımız da oldu. Tabii, o dönemde tabii. De bayağı bir de bir ay uzadı falan ya böyle. Bir şeyler konuştuk. Hmm. Şunu şöyle mi, dövme buraya mı? İşte ne bileyim, bu sahneyi şuradan mı alalım, buradan mı alalım falan, bir sürü evet, bayağı. Evet. Yani biz aslında Adana'ya gitmeden bütün filmi yapmıştık neredeyse. Tabii, tabii. Gidip çektik gibi bir şey oldu. Çoğu projede böyle bir fırsatımız olmuyor. Aslında çok güzel bir şans oldu bizim için böyle olması. Çok rahat oldu yani. Benim için aynı şekilde valla. Sette ne olsa aşırı gerilirsin ve oyuna devam edemezsin. Yani oyuna devam edememek değil de böyle bir tartışma olsa biriyle biri arasında. Ekiple oyuncu, oyuncuyla oyuncu. Genel olarak gerilirim galiba. Benim de öyle. Ben de böyle bir kaos ortamı olursa gerilirim. Aynen. Oyuna devam ederim ama. Ben de ederim. Dinlememeliyim dediğin ama bağımlılık yapan bir şarkı var mı? Benim yok. Benim de yok ya. Senin var, bir tane vardır senin. Yok ya. Yani dinlememeliyim demem. Dinlerim her şeyi ben. Öyle bir durum var. Müthiş. O zaman böyle mi yaptım? Favori klişe teselli cümlen nedir? Ya da geçiştirme. Benim şey zaten. Aynen. Falan. Aynen. Tabii. Aynen. Tamam. Okey. Şey var bir de. Kanka çok özledim. Bu hafta buluşalım mutlaka. Abi çok kötüymüş ya. Ama var. Filmi henüz izlemeyenler için üç kelimeyle anlatmanızı istesek nasıl anlatırdınız acaba? Benim şey unutmak farz oldu bu cevap. Aa evet, güzel. Ben klasik bir cevap vereyim o zaman şey olarak. Aşk, motor, bir de Adana. Adana. Yeterli. Adana business. En son ettiğin ve aldığın iltifat neydi? Ben az önce aldım bir tane. Ne aldın? Süveterin ne kadar güzelmiş. Güzel. Ben ne aldım? Ben ne almış olabilirim? Az önce Yasemin dedi hani büyüdün falan filan diye. Ben onu iltifat olarak alıyorum. Tarkan'la reklamda oynamak o dönem için nasıldı? Ha, çok bana. İyi. Valla çok keyifliydi ya. Zaten başka röportajlarda da bunu söylemiştim. Çok güzel bir duyguydu. Tabii o dönemi tam olarak hatırlayamıyorum. Kaç yaşındaydım? Yıl kaçtı? 2003 falan mı? Yok, o kadar da değil de işte 6-7 yaşındayım herhalde. 2007 falan. Sadece böyle hisler var, böyle küçük küçük görüntüler falan var. Annem çok seviyordu benim Tarkan'ı. O yüzden böyle onun için aslında daha büyük bir şey olmuştu. Lise zamanında işte çok bayağı odasında Tarkan posterleri gözükmüyormuş falan odası. Şey demişti hani, bir çocuk doğuracağım ve çocuğum oyuncu olacak. Yani reklam işlerinde uğraşacak. Hmm. Tarkan'la reklam çekecek. Ben Tarkan'la 3 gün geçireceğim. Bu müthiş bir şey falan filan demişti o dönem. Yani benim için hatırlamadığım için çok şey değildi. Ama annem için ekstra bir olaydı. Şimdi geri dönüp baktığımda benim için de çok güzel bir şey tabii ki. Adana nasıldı? Şehir dışı deneyiminizi dinlemek isterim. Birkaç anı anlatır mısınız beraber? 1,5 ay falan oradaydık. Tabii. Yani 4-5,5 hafta falan herhalde. 30 iş günümüz vardı. İkimiz de 27 gün çalışıyorduk. Evet, öyle bir şey vardı. Dolayısıyla full sette ve sadece set mekanlarının olduğu yerde, işte mahallede, sokakta neredeyse orada takılabildik. Onun dışında sadece bir gün falan galiba bir çarşıya gezmeye gittik. Aslında ben kendi adıma konuşuyorum. Çok da bir şey olmadı Adana ile ilgili. Çok da bir bilgim olmadı. Turist gibi aslında oradaydım. Ama genel olarak havası, yemekleri, insanı bu arada, yemekleri gerçekten güzeldi. Benim için güzel bir deneyim oldu. Kesinlikle doğru. Benim için de öyle. Bu arada çok sıcak değildi. Biz çünkü Mayıs 1'de gittik. Haziran 10'da dönüş yoluna geçtik. Tam böyle gündüzün daha sıcak, gecenin serin olduğu zamanlardı. Gündüz çok sahnemiz yoktu. Daha çok gece çalıştığımız için serin serin böyle güzelce çalıştık tabii yandan. Filmde çekilen motor sahnelerinize zorlandınız mı? Ben çok zorlandım gerçekten. Sonra hatta şöyle güzel bir şey oldu. Bir tane usta geldi oradan. İsa. Orada yani bu işleri yapan İsa usta. Çok bana selam şey var dedi eğer böyle, bizi izliyorsa bu arada. Tabii tabii zaten. Şey dedi bana böyle. Hiç yapamıyorum 10. sefer artık olmuyor falan. Yanıma gelip şöyle dedi. Sen motordan korkma, motor senden korksun dedi. Bu zaten bir şey böyle kalıplaştı set boyunca. Herkes... Hatta onun film replik olarak da döndü. Kullanıldı değil mi? Evet. Ha sen bana dedin. Evet. Doğru. Benim motorla ilgili burada eğitim aldık zaten öncesinde. Ama oraya gidince öyle müthiş, en azından Mert kadar sahnem yoktu. Sadece ben boncuk kullanıyorum. Boncuk diye bir motor var böyle. 4 teker mi yanında? 3 teker. 3 teker. Evet. Yanında da bir şey var falan. İnanılmaz keyifliydi onu kullanmak. Ama zorlanmadım yani. Benden daha iyiydin boncukta. Diyebilir evet. miyiz böyle? Deriz. Tamam. En unutamadığınız veya sizi etkileyen çekim anı
sahnesi. Ay var. Ne? Biliyorsun bunu. Yo. Adana Demirspor. Aa evet. O çok ekstra. Şimdi kısa bir özet geçmek gerekirse. Biz ekstra. Orada çekim yaparken Adana Demirspor'un şampiyonluk maçı vardı ve kutlamaları vardı. Net ve kesin bir şekilde şampiyon olacaklardı. Hı-hı. O maç sonucunda. Hı-hı. Dolayısıyla şehirde kutlamalar böyle birkaç gün öncesinden zaten başladı. O maç günü bizim setimiz vardı. Evet. Akşam değildi ama gündüzdü. Akşam da kutlamalar olacağı için zaten seti sabaha çekmişlerdi. Akşam da kutlamalar olduğunda bize dediler ki filmde de zaten böyle maç içinde geçen bir sahne var. Kutlamalarda dışarı çıkıp böyle bir sahne çekmeyi düşünüyoruz falan filan. Okey dedik. Ama iyi ki yapmışız bu arada. Bak ne güzel. Deneyimlemiş olduk. Gelecek seneden çok kısa bir video izletecek olsa o videoda ne görmek isterdin? Ne isterdin? Ben cevap ben veriyorum. Ben maske dışında çok şey görmek isterdim. Güzel cevap. Yani ne olmuş? Hayatım ne yöne gitmiş? İşim ne olmuş? Ne konumdayım? Ne işler yapıyorum? Hangi projenin içindeyim? Çok genel söyledim ama böyle cevap vermek istedim şu an. İnsanlarda tahammül edemediğim bir huy. Ben şeye katlanamıyorum. Böyle gününü anlatan insanlar vardı ya böyle detay detay. Hmm. Ay ben çok öyleyim ya. Hadi be. Vallahi bak şuraya ne kadar gittim, buraya gittim. Buradan şuraya girdim, şuradan şuraya çıktım falan. Hiç alakasız ama anlatmak istediğim şeyler olabiliyor. Yani ben yalan hiç sevmem. Karşıdaki insanı kandırmaya çalışan insanlardan hiç haz etmem. Benden uzak, Allah'a yakın. Daha da sayarım ama gerek yok. UFO filmindeki gibi farklı hayatlar yaşadığım biriyle beraber olur musun? Ben net olurdum. Ben de olurdum. Yani aşk bu çünkü. Filmde heyecan ve aksiyon dolu motosiklet ve yarış sahneleriniz var. Heh. Hiç merakınız var mı? UFO'daki gibi yarışır mısınız? Hayır. Yani benim yarışı merakım vardır. Ama UFO'daki gibi yarışmam kimseye de tavsiye etmem. Benim yoktur ve olmayacağını düşünmüyorum. Olacağını düşünmüyorum. Yoktur. Bence yeterli. Filmde en beğendiğin sahne hangisi? En beğendiğim bilmiyorum ama en şey keyifli. En keyif aldığım sahne hani bir gün şey oldu ya. Göl çekilmişti ve sahne tekneye taşındı. O gün çok eğlenceliydi. Evet benim. Güzeldi. Benim de en beğendiğim sahne şey ya. Ablaların içli köfte yapma sahnesi. Evet, çok iyi sahneydi. Ablaların bütün sahneleri çok güzel zaten. İnanılmaz tatlılar hepsi. Çok da güzel bir şey kurdular orada. Bayağı ablalar yani ve kardeşler. Acayip iyi yani. Ben bile inanıyorum izlerken. Çok çok iyiydi. Ablaların bir devam filmi olur mu sence? Olmalı. Ablalar. Olmalı. Kesinlikle olmalı. İpek! Dizinin karantinada çıkması ve popüler olmanın buna denk gelmesi sence şanssızlık mıydı? Bence şanssızlık olarak değerlendirilmemeli ya. Yani öyle olması gerekiyormuş ve öyle olmuş. Yapacak bir şey yok. Bir noktada da belki büyük bir şanstı. Sadece şey kötü oldu. O dönem böyle ufak tefek dışarı çıkmalar falan filan olabiliyordu. Fakat 20 yaş altı yasağı vardı. Ben o dönem dışarı hiçbir şekilde çıkamıyordum. Afişimi falan görememiştim yani. Aşk 101'in afişini görememiştim. Lütfen dedim afişler kalkmadan artık açılsın şu yasak durumu falan. Şükür açıldı bir kere görebildim. Sonra zaten hepsini topladılar. Ama tek kötü yanı oldu galiba. Ama şanssızlık olarak değerlendirmiyorum asla. Peki sizin dövmeniz var mı? Yoksa eğer bir dövme yaptıracak olsanız ne olurdu? Senin yok bence değil mi? Yok. Benim var. Ben de böyle 4 tane falan var. Minik minik böyle. Valla ben de yaptırmayı hep şeyler düşünüyorum. Olduğunda yaptırıyorum. Yaptırmayı düşünüyorum ama henüz karar vermedim. Ben çok şeyim böyle. Acaba sıkılır mıyım? İleride ne olur, ne biter? İşte görünen bir yerde olmasın. Aman oyunculuk var zaten. Onunla kapatmakla uğraşmak olmasın falan filan. Evet. Böyle incik incik girince işin içine biraz soğudum gibi ama belki ilerleyen zaman böyle küçük kalpler, yıldız, güneş, ay falan. Evet, görünmeyen yerler. Aynen. Mesela benim hiç görünen bir yerde yok. Filmde yani. O kadar çok dövmeli gördüm ki seni. Evet. Bitirdik. Biz sorularınızı yanıtladık. Bu arada filmimiz UFO Netflix'te yayında. İstediğiniz zaman açıp izleyebilirsiniz. Bence çok güzel bir iş oldu. Mutlaka boş zamanınızda açın derim. Kesin. İyi seyirler. İyi seyirler. Teşekkürler. Görüşürüz.